Ya Reco, boydakilere çok selam söylerler. Bizi unutmasınlar ya. Ya İstanbul da çok güzel şehir ama bizim de. Ama köyde öyle mi kardeşim ya? Ne hangi taşı kaldırsan altından mutlaka bir anımız, hatıramız çıkıyor. Çok selam söyle ya. Ne oyunla oynadık dağla da tapanla birlikte. Nenem de hayattaydı. Siz, ben, Nazlı. Büyüdük be. Nazlı nerede? Nurcan'ın neresinin ne? Ay benim gırtlağıma taş tukansın ya. Nenesi vardı değil mi onun burada? Ya çok uzakta ya. Bayağı uzakta. Ta Beykoz. Ay benim Allah belamı versin. De soğuk taşa oturayım da karnıma da süsün. Üstüne bir de çocuğum olmasın değil mi? Geçti kardeşim. Geçti. Kardeşlerim, ben Nazlı'yı görüvereceğim diye öyle yazdım. Bırakın beni gayrı. Ben Nazlı'mı görem, öyle dönem, tamam? Hadi eyvallah. Recep! Kardeşim! Dur lan, pişman etme bizi ya! Çiçek mi alsaydık Mehmet? Alalım kardeşim, neden olmasın, alalım ya. Ne oluyor ya? Abi kül üstür arada yapıyor böyle ya. Ama endişelenecek bir şey yok abi. Ben anlıyorum bunun olayını. Dur bir dakika. Aslanım. Yerlere geldik be bir Tom yine. Başımıza bir iş gelmesin. Merak etme Sinemciğim, bu sefer hazırlıklıyım şekerim. Harika. Recep mi o? Recep! Hello! Neva Hanım! Hükür vallahi. Oğlum burası mı, emin misin? Burası galiba. Özlem Bey, ne işin var burada? Merhaba, hayırlı günler. Hayırlı günler. Ben Nazlı'yı görmek istiyorum. Yok Nazlı burada. Burada olduğunu biliyorum. Fatma Hanım'ın gesim talimatı var, Nazlı'yı görebilemezsin. Hem sen de bakayım buranın adresini nasıl öğrendin? Ablacığım, bak. Benim Nazlı'yı görmem şart. İçeride mi? Şu çiçeklerin hem Nazlı kuzumuzu bırakıp kaçmadan evvel düşünecektim. Ama... Dur bir dakika. Nazlı! Ama onun komşuları izin olacağız. Nazlı! Nazlı? Konuşabilir miyiz? Olur. Gel. Tamam, geliyorum. Biraz moralim bozuk. Evet Melis'ciğim. Neyse, Ekinler orada mı? Zeynep Hanım. Sizi gideceğiniz yere kadar bırakalım isterseniz.
arkadaşı mısın sen bu Ozan Bey'in? Çocukluktan. O zaman o arkadaşına söyle, bir daha bu Nazlı yüzecek olursa var ya, öteki dünya lazım değil ha, bu da yana. Sana çok haksızlık ettim. Olsun. Artık her şeyi düzel, benim vakti geldi. Bundan sonra her şey bambaşka olacak. Sen şimdi tüm bunları niye söylüyorsun? Söylüyorum. Söylüyorum çünkü... her şey en başından. Yeniden başlamak için bir fırsatımız. Bana 2 dakika müsaade eder misin? Hemen geliyorum. Olmuş mu? Alo. Efendim anne, efendim. Yani çok mu acil şu an? Uygun olunca ben dönsem sana. Ozan. Ozan çok acil oğlum. Ozan çok kötü şeyler oldu çocuğum. Ne? Zeynep. Zeynep'i... tefeciler kaçırdı çocuğum. Anne ne diyorsun sen? Ozan. Zeynep tefecilerin elinde. Kardeşim ne oldu? Bak yanlış bir adım atarsak Zeynep'i kaybederiz Ozan. Hemen geliyorum, geliyorum. Ozan, Ozan oğlum ne oldu, bu ne hal? Ozan be, ne Ozan. Oldu, nereye gidiyorsun? Ozan! Nazlı! Nazlı'ya söyle geri döneceğim. Çok sıkıntılı bir durum var, her şeyi anlatacağım ona. Tamam, söyle. Ozan! Geri dönecekmiş. Yalancı be. Yine dolaplar peşinde acaba. Oyuncak etti kuzu. Püüü. Görüyor musun nene? İnsan kalbi işte. Ortada konar aha. Tövbe yarabbim. Tövbe tövbe tövbe. Can abla.
Ozan. Gitti. Gitti mi? Gitti. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Gazı ikinciye bırakıp kaçtı Ozan denen Ozal'ın. İşte tam da beklendiği gibi, ben size diyorum adamın olayı bu diye. Her seferinde nasıl güveniyorum? Nasıl itimat ediyorum Ozan denen Ozal'ıma Nazlı? Bak orada Recep... Nurcan abla sus! Hiç sırası değil! Hiç! Kardeşim bir şey söyle, nereye gidiyoruz ya? Ha? Abi ne oldu? Bak Allah korusun birine bir şey mi oldu ya? Acil bir şey mi var? Söylesene. Allah Allah. Kardeşim söyle söyle ki bir şey yapayım, yardımcı olayım ya. Baban, babandan bir haber mi geldi? Ne oldu? Ha? Öyle babadan haber gelmez olsun. Tefeciler... Tefeciler onun borcu yüzünden... Tefeciler ne? Ne tefeciler ne? Ne? Abi hadi geç kalıyoruz. Hadi abi. Ozan, bak önce bana ne olduğunu anlatacaksın. Tefeciler ne yaptı? Tehdit mi etti? Zeynep'i kaçırdılar. Ne? Abi geç kalıyoruz. Hadi lütfen. Hadi. Niye bana zulüm ediyor? Bana niye işkence ediyor? Giriyorum. Görmüyor mu? Niye yaramın kabuk bağlamasına izin vermiyor? Huyu bu herhalde. Bu iş sende bitenden su. Azıcık kalbine söz geçiyor. Bu kadar merhamet etme. Yeter. Ya anlayamıyorum. Bir derdi mi var acaba? Bir derdi olsa neden açıklama yapmadan gitsin ki? He. Doğru diyor valla. Geri gelecek mi? Sen hala beklemeye devam edecek misin? Ben hazırlanayım. Nazlı? Ne Nazlı? Ne olmuş Nazlı'ya? Oğlum keşke ben söyleseydim ya. Öyle bir anda pat diye çıkıp geldik. Ya Nurcan söyler Nazlı'ya. Halini gördü senin, merak etme. Söyler değil mi? Söyler kardeşim, söyler, merak etme sen. Allah'ım yarabbim ya. Düşerken duramazsın, susarken anlatamazsın. Belki de ne bileyim ben. Uzaksan duyamazsın, bıraksan bulamazsın. Neredeyim biliyorum ben. Yalan ne diyorsan, ne duyduysan hep yalan.
Anne! Ozan, Zeynep gitti ya çocuğum, gitti. Zeynep gitti ya. Ozan, ne yapacağız? Böyle bir şey nasıl olabilir çocuğum? Bu bizim başımıza niye geldi? Ozan, Zeynep yok şu anda. Çok tehlikeli Ozan. Anne, tamam, tamam. Sakin ol. Tamam anne? Sakin. Bak şimdi kendini toplayıp bana her şeyi anlatmanı istiyorum. Eksiksiz. Hiçbir şey atlamadan. Bir milyon. Bir milyon derken? Bir milyon işte. Yani Zeynep'i geri alabilmek için, kurtarabilmek için o haydutlara bir milyon vermek zorundayız. TL mi? Bir milyon yen olsa vereceksin. Abi ne bileyim, birden aklıma geldi. Allah Allah, beterin beteri var. Dolar dolar. Dolar mı? Polise gidiyoruz. Hemen. Yürü Mehmet. Anne sen de benden biliyorsun. Yok, yürü. Yok, yok. Asla. Ay, sakın. Polise gitmek yok dediler. Yoksa kızınızı kimsesizler mezarlığında bulursunuz dediler. Yani biz bu parayı bulmak zorundayız. Anne saçmalama Allah aşkına ya. Biz kendi başımıza bu adamlarla nasıl başa çıkacağız? Yürü, karakola gidiyoruz. Yürü. Ay, Ozan'cığım ya, sen hiç mi film seyretmedin çocuğum? Hiç mi film seyretmedin yavrum? Ne diyorsun anne ya? Ya bak şimdi hatırladım. Bir film vardı hani. Hatta şarkısı da vardı. Sibel Egemen söylüyordu hani. Neyse bak sen hatırlar gibi oldun bak. Ha, evet evet. Dedirdi kadın. Neyse bir kadının kocası kaçırılıyordu. Kadın da şey yapıyordu yani, polise gidiyordu ama yapılmaması. Ya, polise gidiyor ama sonradan ne oluyor? Anne! Adam ölüyordu. Anne! Ah, bak şimdi aklıma benim iyi bir fikir geldi ama çok iyi. Şiir mi geldi? Acaba bu sefer ne geldi? Ya, hayır, hayır dur Ozan'cığım dur. Bak senin bir tane Tarık amcan vardı, emekli komiser. Hatta ya seni düğününde, ya aman ne düğünü canım, sünnet düğününde. Hani tam altın takmıştı sana. Ben onu arayayım, bence o bir çaresini bulabilir. Bir dakika. Tarık amca kim ya? Alo, Tarık'cığım. Ben Aliye. Ali Ekinsoy. Evet, benim sana çok önemli bir şey danışmam lazım ama. Tabii canım, çok acil. Hemen yani. Hemen gelirsen sevinirim, evet. Peki. Adresi vereyim o zaman. Buyur küçük hanım. Seni rahat ettirmem emredildi. Buyur. Öyleyse bırak beni lütfen. Bırak da gideyim lütfen. İşte o mümkün değil. Bırak beni. Bırak. Bırak beni. Bırak. Bırak. Efendim? Buyurun. Merak etmeyin, her şey yolunda. Merak etmeyin. Evet, evet, evet. Ben de öyle istiyorum zaten. Çok uzamasın istiyorum. Tabii, tabii. Merak etmeyin, merak etmeyin. Gözünüz arkada. Lan! Saat! Koşsanız oğlum! Ah!
Sokun içeri. Öyle sokun. Yürü. Tarık'cığım gerçekten bu kadar çabuk gelebildiğin için çok teşekkür ederim. Hakikaten ya Tarık Bey, sanki böyle yan evden çıkıp gelmişsiniz gibi. Yani o kadar çabuk oldu. Görevimiz efendim. Kaybedecek vaktimiz yok. Sizi dinliyorum Tarık Bey. Amca de bana Ozan. Sen hatırlamazsın. Ben senin şu kadarlığından bilirim. Hatta sünnetine geldim. Sana tam taktım. Tamam abi. Tamam. Maşallah eşek kadar olmuşsun. Maşallah. Sadede gelebilir miyiz lütfen? Şimdi. Profesyonel görüşüme göre... Evet. Evet. Emniyet güçlerini bu işe katmamızda fayda var. Adamlar kurallara uymadığınızı fark ederlerse şiddet uygulayabilirler. İyi de nasıl yapacağız? Ne yapacağız abi? Abi ben kafayı yiyeceğim ya. Önce Ayşe'yi... Ayşe kim ya? Zeynep'i. Zeynep. Zeynep'i kurtarmak için parayı bulmaktan başka hiçbir şansınız yok. Nasıl yapacağız abi? Ne yapacağız ya? Zeynep'in saçının teline zarar gelse katil olurum ben. Nasıl gider ya? Hangi sebeple olursa olsun nasıl arkasına bakmadan gider? Zalim herhalde. Nazlı diyor ki, hakikat neyse söyle kurtul. Ay bir yere varacağın da yok. Deli dana gibi dönüp dolaşıyorum, aynı yerdeyim. Gizem ne diyor? Gizem ne diyor biliyor musun? Ozan'ın suyuna git. Kendini aşık et. Nikah masasına oturt. O numarada dımdızlak bırak. Çek git. İşte ben bunu daha çok sevdim. Ama sonra onu gördüğümdeki iç titremesini bir kenara koyamıyorum. Zaten sen şu duygularına bir engel olsan, şu iç titremeni bir bastırabilsen... Gıdıklamaya kimin gülmez? Kimin kesmeye kanı akmaz Arzucuğum? Biz seninle bir anlaşma yapalım Melisa. Heh, de bakayım. Sen bir süre Nazlı'yı değil, Gizem'i dinle. En azından bir süre yani. Hani şu Ozan'ın gerçek niyetini anlayıncaya kadar. Onun gerçek niyeti ne olabilir ki diye düşünüyorum ben. Dünyadaki bütün kötülüklerin en birinci sebebi nedir? Para. Tabii ki para. Abi biz bu parayı bulsak bile bu adamların bize Zeynep'i sağ salim vereceği ne malum? Bu herifler her şeyi yaparlar ya. Hey, öyle deme Ozan. Öyle deme çocuğum. Sakın çağırma. Çağırma. Çağırma Ozan. Anlamıyorum. Çok saçma. Mantıksız ya böyle bir şey. Anlamıyorum. Kalkın yürüyün. Karakola gidelim. Ne yapıyoruz? Tavsiye etmem. Siz parayı bulun. Arıyorlar işte. Ver bana. Ver. Alo. Alo. Sen de kimsin? Asıl sen kimsin lan? Abisiyim ben onun. Ne istiyorsunuz? Öncelikle şunu bil ki attığın her adımdan haberimiz var. Mesela az önce kapıya eski bir polis memuru geldi. Haksız mıyım? Şimdi eğer polisi işin içine karıştırırsan kardeşine yapabileceklerimiz seni üzer. Üzülme. Tamam, ne istiyorsanız onu yapacağım. Tamam. Tamam. Sadece zamana ihtiyacım var. Gün battıktan sonra buluşacağız. Parayı eksiksiz getireceksin. Dediğim gibi sakın ters bir hareket yapma. Yoksa kardeşini bir daha göremezsin. Zeynep'in sesini duymam lazım. Bekle. Bırak beni, bırak beni. Şşş, sakin ol prenses. Abin telefonda. Abi, Ali abi kurtar beni lütfen. Zeynep'ciğim, alo Zeynep, iyi misin güzelim? Kurtaracağım seni. Güven bana. Tamam tamam, yeter bu kadar, ver. Zeynep. Zeynep. Alo. İyi dinle, adresi veriyorum. Tamam, orada olacağım. Ne dedi Ozan, iyi mi Zeynep? Söylesene çocuğum. Nasıl, sesi nasıldı, sesi nasıl, iyi mi? Ne kadar iyi olabilir, söyleydi işte. Anne bak, adamlar aradıklarında benim numaramı vereceksin. Anladın mı? Tamam, ben anladım. Anladım da Ozan'cığım, yani bizim Gizem Hazinedar'dan parayı istemekten başka çaremiz yok çocuğum. Thank you.
kardeşim. Seni kalpten anlıyorum. Eyvallahını çektin. O kadar mala mülke arkanı dönüp gittin. Ama şimdi gurur yapacak zaman değil. Biliyorum Mehmet. Biliyorum. Gerekirse kardeşim için... ölene kadar Gizem Hazinedar'ın kölesi olacağım. Nazlı'nın gözyaşı kurumadan Gizem'i arıyor. Seni sürüm sürüm süründüreceğim Ozan Ekinson. Sürüm sürüm. Süründürecek şimdi tabii. Suratıma kapattı telefonu. Arzu'yu ara. Ara abi, ara. Beni arıyor. Tutuştu tabii, tutuştu. Neymiş efendim? Köye gidecekmiş de, yollara çıkacakmış da. Tabii tabii. İnandık biz de. Efendim Ozan Bey. Arzu Hanım. Çok zor bir durumdayım. Gizem Hanım'la konuşmam lazım. Gizem Hanım'ın sizinle görüşecek bir şey yok. Lütfen daha fazla rahatsız etmeyin. Ne oldu? Ne yapayım ben şimdi abi? Allah aşkına bana bir şey söyle. Ne yapayım? Serkan? Serkan bir şey yapamaz mı? Yok be kardeşim. Serkan ne yapacak? Olsa şirket iflas ettiğinde yardım ederdi. Sema? Sema. Yani benim bu Recep denen insanı gerçekten hırsız olduğunu size inandırabilmek için daha ne yapmam gerekiyor acaba? Söylüyorum işte, inanmıyorsunuz. Yani gerçekten boşa zaman kaybediyorsunuz şu anda komiser bey. Bu adamın bir an önce hapse tıkılması gerekiyor. Bana işimi mi öğretmeye geldiniz siz hanımefendi? Ya yok pardon da yani ama biz de sonuçta burada vatandaşlık görevimizi yapmaya çalışıyoruz komiser bey. Yani? Yani. Şikayetçi olduğunuz adamı olay yerinde görmemişsiniz bile. Yani komiser bey sizde oldu olacak yani bizi hapse tıkacaksınız. Bu böyle sesinizi yükseltmeler filan anlayamadım ben. Hanımefendi beni daha fazla meşgul etmeyin. Buyurun. Buyurun. Madem öyle bu Recep denen adamın gerçekten hırsız olduğunu size avukatlarım kanıtlayacak. Şu anda gidiyorum. Tamam gidiyorum. Fakat dönüşüm muhteşem olacak. Muhteşem. Güle güle. Güle güle. Abi, abi. Bak bu Kur'an Evliya çarpsın. İki gözüm önüme aksın ki ben haram lokmaya el sürmüş adam değilim. Ben rahmetli babacığıma yemin verdim. Ekmeğe el bastım. Tabii tabii, buraya düşenlerin hikayesi hep aynı olur zaten. Biz suçluları değil, suçsuzları alıyorum şu zaten. Abi, Allah'ın adını veriyorum. Allah'ın adını veriyorum. İdilleyi verin. Ne abisi lan? Memur bey diyeceksin. Tamam, memur bey derim. İdilleyin beni. Ben Nazlı'mı almak için köyden tek başıma çıktım, buraya geldim. Anama bile söylemedim ki önüme durmasın diye. Ondan sonra geldim. Adrese doğru gidiyorum ben. Nazlı o da diye. Dedim Nazlı'm o da diye. Dur dur. Dur bir dinle gözünü seveyim bir dinle. Sonra bir tane taksici beni Hakkaştepe'de Hilyos'a götürdü. Anladı beni. Biri de geldi ağzına kafama vurdu, bayılttı. Ya Yalçın biz bunu akıl hastanesine mi kapatsaydık, ne yapsaydık? Daha bir yakışır aslında. Niye öyle dediniz ki? Oğlum bu dediklerin akılının başına gelir mi? Yok Nakkaştepe'ye gidecekken Kilos'a götürmüş taksici. Yeme bizi.
Ben yemeğe çıkarım Yalçın. Geliyor mu? Hadi. Emu Bey abi. Abi. Vallahi ben yalan demem. Buranın neyi bastım ben? Emu Bey abi. Şu Allah'ın işine bak. Bıçıcık topraktan çıkabiliyorlar. Neyse bu kadar böyle büyük bir şehirde buna da şükür ya. Çık Allah. Çık dış. Çık dış. Ne oluyor? Çok özür dilerim Fatma Hanımcığım. Lütfen siz zahmet etmeyin, ben toplarım. Yok estağfurullah, ne demek? Evet. Tekrar özür diliyorum. Allah'tan tabak kaliteliymiş de kırılmadı. Estağfurullah, önemli değil. Siz hayırdır böyle bir telaş edesiniz? Ben gazeteye şiir yollamıştım da onu yayınlamışlar. Ha. Ne kadar güzel. Şiir de yazıyorsunuz demek. Yani çocukluğumdan beri yazarım. İsterseniz size okuyayım, dinleyin. Tabii. Başlığı... Sıçana ağıt. Kırtlaya kırtlaya deşmiş tarlayı, fasulye karpuz tarlasıdır onun durağı. Cehennem çukuruna çevirmiş bostanı, Allah belanı versin sıçan. Tarla taş demez gezinir durursun, emeğini ziyan etmekten ne zaman yorulursun? Arsızsın, doymak bilmez, pis huylusun. Allah belanı versin sıçan. Fatma Hanım, hoş geldiniz kızlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu kızım? Sen böyle bir ikircik misin? Yok bir şeyim. Kızım, sen bana de bakayım hele. Ben seni gözünden tanırım, ne oldu? Yok bir şey Fatma Ana. Bazen diyorum ki keşke şu köyden hiç gelmeseydim de acımı böyle dibine kadar yaşasaydım diyorum. Ama kızım sen bir karar verdin. Vermez olaydım. Ozan'ın ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum ki. Bir anlayabilsem. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Hah, ne güzel yolculadınız mı şimdi Recep'i? Recep'i diyorsun değil mi anacığım? He. Eyvah. Oh. Eyvah ne eyvah ne? Siz yine ne halt ettiniz ha? Vallahi da biz hiçbir şey etmedik. He etmedik. Ama Recep de koya dönemedi. Ne? Niye ki dönemedi? Nenesini gömmüşler. He. O da dedi cenaze bitti. Ben Nazım'ı bulayım bari dedi. Ne? Püh sizin sıfatınıza. Yani siz Recep'e öyle koyuverdiniz Nazlı'yı bulsun diye eve mi geldiniz? He yok. Nazlı'nın peşine düşemez. He düşemez. Ya siz şu işin doğrusunu anlatın hele bana. Nasıl düşemezmiş? Yeminle diyorum o kafanızı kırarım, yarım aklınızı içinden alırım ha. Hadi söyleyin. Recep'i polisler aldı ana. Ne? He, karakola aldılar. Hırsızlıkla suçluyorlar. Ya ne diyorsunuz siz İsmet abi, Hikmet abi? Anlatın bir şu işi. He? Şimdi biz bununla normal yolda yürüyorduk. He, biz ne güzel, güzel güzel yürüyorduk. Sonra o kötü kadınlar geldi. Zalim kadınlar. Ya bir de dinlemiyorlar da. Bir dinleseler olay açıklanacak yani. Yani burnunun dikine dikine giderken bir de bize o gazı sıkmadılar mı? Ya haşat olduk ya. E kimmiş bu kadın? Ya bir gelişleri var. Faldır, şıldır, kıldır. Ya feryat bir gel. Sanki görsel etünden et koparıyorlar yani. Ya kim bu kadın diyorum ya? Ya şey yok mu bu Ozan'ın arkadaşı hani sosyetik resimlerini çekmişlerdi. Ne? Sema. He, Recep'i de gösterdi. Hırsız bu dedi. Recep'e hırsız mı dedi o? Ya bununla kalsa iyi bacım ya. Az kaldı bizi de içeri alıyorlardı.
Allah'tan bizden şikayetçi olmadı. Öldürürüm ben bunu. Öldürürüm. Hak etti. Bak gözüme. Ay Sinemciğim, yani hiç mi hatırlamıyorsun arabayı nereye koyduğunu? En azından şey söyle, ileri mi koydun, geri mi koydun? Ne bileyim Bebitom, her yer birbirine benziyor. Ay yani ne bileyim, bir yerden hatırlayabilirsin mesela. Bir yere sağdır, soludur, bir şey vardır belki etrafta, ha? Şurada bir yerde bir ağaç vardı, oraya park ettim herhalde. Şaka mısın ya? En azından fotoğrafını falan çeksin diyelim, madem hatırlamıyorsun. Düşünemedim, ne yapayım? Bir dakika, bir dakika dur. Biz o gıcık komiserin yanındayken Ozan aramış. Aa, neydi de bu? Bir dakika, mesaj bile atmış. Allah'ım, sonuna kadar benim de yüzüme güldü. Ne diyor, ne diyor? Sema'cığım, bir an önce görüşebilir miyiz? Tabii ki görüşürüz tatlım. Sinem, hemen hatırlar mısın? Yani ne tarafta? En azından öne mi koydun, geriye mi koydun? Ay bilmiyorum ki. O tarafta mıydı, bu tarafta mıydı? Tamam Sinem, tamam. Boş ver. Ben şuradan bir taksiye biniyorum, gidiyorum. Sen Bolunca Bayra gelirsin, tamam mı? Ben ay, oradayım. Ay Bebitom, nereye? Ay uğraşamam. Hadi. Oo, hoş geldiniz kardeşim ya. Sonunda kendinizi işten kovdurmayı başardınız herhalde. Hayırdır bu saatte? Serkan, sus abi. Hiç geyiğe girme. Ne oluyor ya? Zeynep'i kaçırdılar abi. Tefeciler... Şaka. Şaka değil mi? Şaka yani, şaka. Keşke şaka olsaydı. Ama değil. Ne demek abi, Zeynep'i kaçırdılar? Zeynep'i niye kaçırdılar? Ne istiyorlarmış? 1 milyon. Ne? Hem de dolar. Abi, ne yapacağız abi? Polise falan haber verdiniz mi? Bir şey yaptınız mı? Oğlum, polisi bu işe karıştırırsak... Zeynep'i kimsesizler mezarlığında arayın dediler. Mezar mı? Zeynep, Zeynep. Ne yapacağız abi, ne yapacağız peki? Patron Gizem Aznedar, Gizem Aznedar'dan isteyelim. Ha biz onu çünkü hiç düşünmedik Seko. Ne dedi? Rahatsız etmeyelim buyurdular kendileri. Biz de o yüzden başka bir çözüm yolu bulduk mecburen. Çözüm? Ne? Ne abi, çözümünüz ne? Oğlum senin hayatın bitti. Sen Nazlı'yı falan unut. Zeynep kurtulsun da varsın benim hayatımda. Merhaba. 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 Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk.